Ahmet Kekeç: Kaçmak yok. Silah tehdidiyle oy topladığınız mazeretine sığınmıyorlar. Silah tehdidiyle vatandaşın seçme hakkına tasallutta bulunduğunuz gerçeğine delalet edecek onlarca yüzlerce örnek varken ortada. Bunu demek ayıptır, bühtandır, hazımsızlıktır. Çöpten oy pusulası çıktığını ileri sürmüyorlar. Trafoda kedi aramıyorlar. Elektrikler kesildi, çalışamadık mazeretine sığınmıyorlar. Saygıyla karşılıyorlar. Saygıyla karşılamaları gerekir ki şu ana kadar milletimiz böyle takdir etmiştir dışında. Aksi bir beyanda bulunmadılar, bulunmasınlar. Evet, millet böyle takdir etti. Bu seçimin direkt mesajı şudur. Halk AK Parti'ye biraz dinlen dedi. 13 yıldır tek başına ülkeyi yönetiyorsun. İlelebet bu görevde kalamazsın. Başka partilere de kendilerini sınama imkanı tanımalısın. Dolayısıyla yeni bir seçime kadar kenarda beklemeyi sindirmelisin. Halkın diğer partilere verdiği mesajda şuydu. Tek başına ülkeyi yönetecek yetkilikte değilsiniz. Sadece koalisyon hükümeti kurmanıza izin verebilirim. Mevcut yapınız ve işleyişinizle ancak bir koalisyonun parçası olabilirsiniz. Evet halk 3 parti yani CHP, MHP ve HDP'ye koalisyon hükümeti kurma yetkisi verdi. Bunu çok istiyorlardı. Taraftarları eliyle yaşasın koalisyon çığlıkları atıyorlardı. Koalisyon felakettir diyenlere karşı da kuyruğu dik tutup e ne münasebet pekala koalisyon hükümetiyle de ülke idare edilebilir. Siz geçmiş kötü uygulamalara bakmayın piştik elhamdülillah diyorlardı. Bu fırsatı değerlendirmelidirler. Şekvacı oldukları hükümete karşı başarılı olabilecek bir koalisyon hükümeti kurmalıdırlar ve daha da önemlisi miting meydanlarında taahhüt ettikleri vaatlerini yerine getirmelidirler. İkinci bir fırsatı bulamayabilirler. Efendim, böyle bir hükümet kurulamaz mı? Neden? Kılıçdaroğlu yan mı çiziyor? Demirtaş, MHP ile asla bir araya gelemeyiz mi diyor? Devlet Bahçeli erken seçim mi istiyor? Bir dakika, kaçmak var mı? Halkın huzuruna çıkıp bu hükümetin başarısız olduğunu söylediniz ve yeni hükümet kurmak için icazet aldınız. Nereye kaçıyorsunuz? Emekliler, çifte ikramiye, asgari ücretliler, yüksek maaş, çiftçiler, ucuz mazot, çocuklar, püskevit, dar gelirli aileler, hilal kart, işsizler, iş, evsizler, ev bekliyor. Bu vaatleri gerçekleştirmeden nereye kaçıyorsunuz? Efendim, üçlü bir koalisyon kurulamaz. Niye? MHP'nin olduğu yerde HDP olmaz. HDP'nin olduğu yerde MHP olmaz. Bunlar düşman kardeşler, bir yapı içinde huzurlu olamazlar. Sürekli maraza çıkarırlar. İkisinin olduğu yerde CHP olmaz. Kurulacak bir azınlık hükümetine dışarıdan destek de vermezler. Yapıları ve ideolojileri buna uygun değil. Dünya yıkılsa bir araya gelemezler. En uygun çözüm yine Devlet Bey'in söylediği gibi erken seçim. İyi de Recep Tayyip Erdoğan nefretinde bir araya gelebiliyorlardı. Pekala bir ortak çalışma düzeni kurmuşlardı. Birbirlerini incitmiyorlardı. Maraza çıkarmıyorlardı. Karşılıklı ağız dalaşına girmiyorlardı. Birbirlerini ihanetle, hırsızlıkla, vatanı satmakla suçlamıyorlardı. Doğan Medya grubu mutluydu. Hasan Cemal mutluydu. Paraleller mutluydu. T24 sakinleri mutluydu. Murat Belge mutluydu. Ömer Reçiner mutluydu. Sıra vaatleri gerçekleştirmeye gelince mi düşman kardeşler oldular?